Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Evet biliyorsunuz Sezai Karakoç serisi çekiyoruz kanalda. Yani şöyle niyet etmiştik. Sezai Karakoç'un belli kitapları vardı. Onları inceledik, çektik. Bundan sonra Sezai Karakoç olarak yapılmış bir takım çalışmalar, özellikle akademik olan çalışmaları 3 e, kitap seçip çekeriz demiştik. Bu konuyla alakalı çok derinlemesine olmasa da bir yüzeysel araştırma yaptım. Bir, birkaç saatlik. Ee, yok tezden, kitapçılardan, Sezai Karakoç'la alakalı yazılmış otobiyografilerden, kitaplardan. Çok bir otobiyografi anlatmak istemiyorum aslında. Ee, çok güzel bir otobiyografi, bir tane güzel bir otobiyografi rastladım. Eğer hiçbir şey bulamazsam belki onu devreye alabilirim. Onun haricinde tezler, makaleler falan bayağı bir baktım. Eledim, 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 eledim. Bir tane tez kaldı ve bir de elimdeki şu kitap kaldı aslında. Ee, Sezai Karakoç'un Sanat Felsefesi. Ceylan Kuvancı hocamızın orduda da e, herhalde doçent mi hocamız eee kaleme aldığı güzel bir eser. E, 2023 çıkışlı. Güzel beğendim bu eseri. Yani e, Sezai Karakoç'u güzel bir dille akademik olarak aktarmış hocamızın kalemine eline sağlık. Şu an kayda değer olarak bulabildiğim bu. Yani değerli kardeşlerim de Sezai Karakoç üzerinde daha detaylı ve uzun yıllardır araştırma yapan okuyanlar varsa yorumlar kısmına yazabilirler. Hocam Sezai Karakoç adına yazılmış Sezai Karakoç inceleyen şu eser çok güzel bunu inceleyebilirsin dedikleri bir eser varsa lütfen onları da yazsınlar. Ee, onu da değerlendirmemizi alırız. Hani o en son eleyip bıraktığım tez var ama o tez de şu an bakınca beni çok tatmin etmiyor. Böyle çekilmeye değer görmüyorum. Ama bu Sezai Karakoç'un Sanat Felsefesi kitabını bölüm bölüm, nispeten kısa, nispeten uzun bölümler halinde çekeceğiz. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ön söz. Sezai Karakoç şiirleri ve düz yazılarıyla uhrevi dünyanın bu dünyada ipuçlarını yakalamaya, bu dünyanın ve nisbi olanın etkisinden kurtularak anlamların anlamına ulaşmaya ve insanları maneviyat katına yükseltmeye çalışmıştır. O Müslümanların ruhlarını canlandırıp tazelemeye, yeniden aydınlık güzel günlerin geleceğine onları inandırmaya çabalamıştır. O millet sanatıyla bağ kurmuş, onları yoğun duyuşlara götürmüş ve yazılarıyla erginleştirmiştir. İdrak bakımından düşüş, çöküş ve alçalış yaşayan Müslümanların şuur alanını genişletmiştir. Sezai Karakoç, insanın ve toplumun eskiyen duyuş, kavrayış ve uygulayışlarının kutsal kitaba başvurularak yenilenmesi gerektiğini savunmuştur. Onun amacı milletin eskiyen duygu, düşünce ve davranışlarını kök kaynaklarla temasa getirerek tazelemek, yıkamak, arıtmak ve yenilemektir. Müslümanların kurtuluş umudu yabancı medeniyet ve ideolojilerde değil, kendi kök paradigmalarındadır. Çünkü onlar insanları kendi ülkelerine, ülkülerine, halklarına, kültürlerine, ahlak ve hayat tarzlarına yabancı ve düşman yapmaktadır. Ya bunu birebir yaşadık değil mi? Sezai Karakoç'a göre insan hakikatle yeniden bağ kurmadan, bizimle başlayıp bizimle bitmeyecek diriliş ruhu olmadan edebiyat, düşünce, ahlak ve siyaset yani davranış kısa sürede kısırlaşmaya başlar. Edebiyat, düşünce, ahlak ve siyaset yani davranış kısa sürede kısırlaşmaya başlar. Bir çıkış ve yükseliş gerçekleştiremez. İnsan belli bir dönemin görüşü olmayan İslam'la güçlendikçe hakikat, adalet, feragat ve fazilete yaklaşır. Yani İslam bütün dönemlerin görüşü. Bunun için Müslümanlar imanlarından estetiklerine varana kadar medeniyetlerini kuran tüm temellere inip onları yeni baştan gerçekleştiren inşa eden inşa etmeli, gerçekleştirmeli, yeniden inanmalı, yeniden duymalı, yeniden düşünmeli, yeniden başarmalı. Bunu ancak kök paradigmalarına inerek yapmalı, hayata yeniden bir anlam kazandırmalıdır. İslam'ı sadece bir kelime olarak kullananlar değil, gerçekten bütün ruhuna sindirmiş şairler, sanatçılar, yazarlar, bilginler, alimler, müzisyenler, şinaslar ve devlet adamları olan devlet adamları ancak inanç, düşünce estetik ve siyaset planında yeniden bir canlanma ve atılımı gerçekleştirirler. Evet, Ceyhan Hoca iyi bir giriş yapmış. Yani ön söz yazısı yazmış. Giriş İslam'la başlayan, burada sadece bu bölümde metafiziği konuşacağım. Giriş ve metafiziği. Zaten giriş de biraz metafizikle ilgili ya da genel anlamda soyutlamayla ilgili. İslam'la başlayan yeni çağ medeniyeti aklın ve ruhun zaferi olan bir medeniyettir. Bu medeniyetle birlikte şiirden cebre kadar ruhun ve zihnin aydınlık vasıtaları yeni bir dünya kurmuş, putların saltanatı sona ermiştir. Tabi dipnotlar var, güzel bir çalışma, akademik bir çalışma, ilahiyat yayınlarından çıkmış. İslam, medeniyet yaklaşımında ruhun mutlaka açılan pencerelerini, sonsuza mutlaka açılan pencerelerini, yani vahyi ve ilhamı görmek, hatta aklı ve gönlü bu iki ilahi ışığın aydınlığında doğal yaşantılarıyla doldurmak gerekmektedir. <laughs> İlk çağlar medeniyeti mücerrede tamamen yabancı, konkre, katı bir öze sahipken daha materyalist İslam'ın açtığı yeni çağ medeniyetinin özelliği mücerrede doğru yürümesindedir. İslam medeniyeti olarak adlandırılan olgu geniş anlamda Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikate ilişkin duyarlılık ve düşünsel kavrayışın estetik, etik, metafizik ve benzeri alanlardaki çiçeklenişinden başka bir şey değildir. Ne güzel tanım. İslam'ın güzellik iddiası, iddiası, ülküsü, doğruluk iddiası ve iyilik iddiası yeni medeniyetleri gerçekleştirme imkanı bulmaktadır. Pardon, İslam'ın güzellik iddiası, doğruluk iddiası ve iyilik iddiası yeni medeniyetle gerçekleşme imkanı bulmaktadır. Sezai Karakaç'a göre İslam edebiyat ve sanatının yeniden üstün bir sesle ortaya çıkmasında çağın isterlerine de gereklerine de uygun olarak birincil kural metafizeye eğilmekte, ikincil kural da soyuta, mücerrede yönelmektedir. Katıksız tevhid bilhassa sanatta mücerredi ön plana almaktadır. Mücerret hakikatin insana taşıyıcısı melek, serapların taşıyıcısı da hayallerin, hülyaların, rüyaların, aldatmaların taşıyıcısı da şeytan olmuştur diyor Sezai Karakoç. Hakikat ve serap insanın alın yazısını derinleştiren iki çizgidir. Allah hakka çağırıyor, şeytan ise hayale çağırıyor. Allah hakikata çağırıyor, şeytan ise hurafata çağırıyor. Allah gerçeğe çağırıyor, şeytan ise vehme, hayale ve seraba çağırıyor. Kur'an'da bu tarz vurgular ayetlerde çok var. İnsan ya hakikati kabul edecek ya da o şeytanın serabıyla oyalanacak ve oyalanmaya mahkum olacaktır. İnsan seraplarla oyalanırsa ilhamını ve enerjisini esere çeviren kudretini kaybeder. Toplumda iman zayıflar. Bunun aksine imanın her güçlenişinde medeniyet beklenmedik yeni hamleler ve ivmelerle, varyasyonlarla ne yapar? Zenginleşir. Bazen ben katıyorum tabi. Kitap incelemelerimizi bilenlerin malumudur bu. Monotonluktan çıkartmak için. İnsanı yalnızlıktan ancak ruhu içine alan bu Fizik ötesi alem kurtarmaktadır. Ona maddeden ve tabiattan üstün olduğunu telkin eden kudret bu kudrettir. Bu kudret insana içinden geleni eşyaya nakşetme, işleme, duygu ve gücünü verir. Sanat tabiattan edilgen bir şekilde aldığımız değil, bize bağışlananı tabiata bağışlamamızdır. Her sanat eseri bir dereceye kadar malzemenin nesnel özelliklerinin soyutlanmasıyla meydana gelir. Sanatkar taklit eden değil, hayatı yeni baştan inşa eden, kendi bünyesine göre yoğuran e, orijinal bir varlıktır. Tabiat ancak bir sanat prizmasından ya da süzgeçinden geçtikten ve muayyen bir teknik ile yoğurulduktan ve bir ruha uygun gelecek eserin diline tercüme edildikten sonra estetik bir değer, kazanabilir. Arada kitapta yaratma kavramı geçecek. Yani mesela yukarıda ben çevirdim ama değiştirdim ama normalde şöyleydi. Sanatkar taklit eden değil, hayatı yeni baştan inşa eden, kendi bünyesine göre yoğuran yaratıcı bir varlıktır. Yani orijinallik katmak, inovasyon manasında bunu kullanıyor. Yenilikçi olmak yoksa buradaki yaratmak o manada değil tabi elbette. Teknik ilerleme ve sanat yeteneği insana tabiat gibi yapı unsurları olarak verilmiştir. Biz bu unsurları terkip ede ede ancak büyük senteze yani dirilişe doğru gidebiliriz. Ancak ruhundaki ilerleme temelini tabiattan almaz. Ancak insan, pardon insan ruhundaki ilerleme temelini tabiattan almaz. İçimizdeki yenilik ve öteye uzanma sezgisinden alır. Tam da bu bağlamda İslam metafiziğinin en esaslı kaziyelerine dayanarak hükümlerine büyümüş olan İslam sanatının en belirgin özelliğinin onun ruhun mutlaka açılan pencerelerinin aydınlığında gelişmiş bir sanat olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Sonsuza ve mutlaka açılan pencerelerinin aydınlığında gelişmiş bir sanat İslam sanatı. Kısaca İslam sanatı hayatın metafiziğe ve metafiziğin de medeniyete bitişik olduğu en somut göstergesidir. Kullanılan malzemenin tabi özelliklerinin kavranması estetik olarak önemsiz kabul edilir ve gözlemcinin ilgisi bunun yerine sonsuz desenlerin güzelliğine ve inceliğine yönlendirilir. İslam sanatında malzemelerin soyutlanması ya da şekil değişimine uğratılması ve önemlerinin azaltılmasında bir başka amaç vardır. E, soyut ve mücerretle beraber maddeden kurtarıp manaya, manaya harfiye ne yapar? Yönlendirme yapar. İslam sanatında bir açıdan bakıldığında onu ortaya koyandan bağımsız görünen bir mükemmellik sergilenir. Yani İslam sanatında bireycilik yerine gayelilik ve amaçlılık vardır. Sanatçı işi, ila, işi ilahi iradenin tezahürüne bir vesile bilir. İslami anlayışta sanat, Eşyada mündemiç bulunan, derc edilen koyulan, eşyanın içinde var olan birlik ve uyumu izhar ettiği, hakikatten bir ışık yansıttığı ölçüde sahihlik beraetini elde eder ve gerçek sanat olma statüsüne kavuşur. Yaptığı işle bütünleşmesi sonucu sanatçının kişisel varoluş bilinci öyle bir noktaya ulaşır ki, burada o başlangıç ve sonu itibariyle ait olduğu hakikatte kendisini kaybeder ve yeniden bulur. Bu sürekli yenilenen yaratılış, halkun cedid anlayışı temsillerinde belli ilkeler çerçevesinde sürekli yenileneceği duygusu ve dinamizmini telkin eder. İslam sanatı işte bu duygu, ilham ve anlayış ile gerçekleşir. Bu anlamda analoji, mecaz ya da sembol İslam sanat anlayışı açısından kavrayışı daha üst düzeylere çıkaran ve çıkarmayı hedef alan bir kaldıraç ya da atlama rampası tahtası işlevi görür. Tabi burada bazı saplama yapıp geçtiğimiz kısımları ileride daha detaylı başlıklar altında konuşacağız. Temsilden, temsilde zahirden batına, şahitten gaibe, yani dıştan içe, görünenden görünmeye, ne fizikten metafiziğe geçiş söz konusudur. Bu anlamda Gazali'ye göre olgu ve olaylar alemi gayb alemine yükselen merdivenler, miraçlar gibidir. Şehadet aleminde olan bir şey gayb alemindeki bir şeyin temsili ya da misali bir yansımasıdır. Açıkça anlaşıldığı üzere temsil, fizik dünyanın ötesine uzanan ve temaşa edenleri sonsuzla ve ilahi olanla buluşturmaya çalışmanın bir aracı olarak İslam sanatında kullanılmıştır. Müslüman sanatçılar tabiatı olduğu gibi taklit etmek yerine onu bağlı olduğu ilkeler çerçevesinde soyutlamaya gitmişler ve usluplaştırmaya yönelmişlerdir. Onlar malzemenin değişime uğraması yoluyla elde edilen soyutlamanın bir sonucu olarak tabiattan ve tabiilikten kopardığı şeylere yeni bir ruh ve anlam vererek işte bireyselleşmekten kurtarıp amaç ve gaye kıvamı koymuşlar. Kopardığı şeylere yeni bir ruh ve anlam vererek değişime uğratmışlar. Öz ve biçimce özgün ve yeni bir sanat ortaya çıkarmışlardır. Sezai Karakoç sanatı ya da şiiri dış gerçeğe olduğu gibi yansıtma amacı güden mimetik bir etkinlik olarak görmez. Yani işte dışarıyı küçültüyorsun sadece. Tabiatta var, tabiatta var olanı küçülterek alıyorsun. Dış gerçek sanatçının iç realitesi için yalnızca verimli bir malzemedir. Sanat eseri iç gerçekle dış gerçeğin kesiştiği alanda varlık bulur. Bir dış gerçeğin sanatsal varlık düzeyine çıkması için bir değişimden geçirilerek sonsuzlukta var olan bir kalıbı, bir örüntüyü kabul edecek kabul edecek denli dönüşmesi gerekir. Sonuç olarak soyutlanma ve usluplaştırma İslam sanatında yani bir yöntem usluplaştırma, İslam sanatında naturalizminden İslam sanatında naturalizmden kurtulmanın ve tabiattaki her bir unsuru bir özge temaşa ile görmenin ve onu böyle bir bakış ışığında ele alışın gerektirdiği bir sonuçtur. Bu tabiri caizse nesneleri paranteze alarak ve eşyayı nesnel niteliklerinden soyarak öze eşyanın hakikatine ulaşmaya çalışmak anlamına gelir. Yani soyutlama ve usluplaştırma tabiatı hakikate işaret eden bir ayet olarak okumanın sanattaki ifadesidir. Çok güzel yani soyutlama ve usluplaştırma tabiatı, doğayı hakikata işaret eden bir ayet, bir delil, bir işaret olarak okumanın sanattaki ifadesidir. Usluplaştırma ve soyutlamadaki ana gaye olgu ve olayların bağlı olduğu evrensel ritmik düzeni görsel bir ifadeye kavuşturmak ve oradan tekrar geri dönerek tabiattaki her bir şeyi yerli yerine oturtmaktır. Çok enteresan bir yöntem. İslami uslubun en temel ilkelerinden biri maddenin çözülmesidir. Madde çözümlenecek ki mana ortaya çıksın. Herhangi bir yüzeyin sonsuza açılan herhangi bir örüntüyle süslenmesi bu amaca hizmet eder. Mesela sanattan örnek verdi. Yani maddeyi gizlemek ve eritmek belli bir model ya da örüntünün sonsuzcasına devamı hakiki varlığın ebediliğine olan köklü inancın bir ifadesidir ve geçici varoluşun göz ardı edilmesidir. Fani dünyadan ziyade nazarlara baki sonsuza çekmek, sevk etmektir. Sanat dış dünyanın yerine taklidini geçirmek için bir kaygıdan tamamen uzak hatta sanatkarın ferdiyetinden de bağımsız bir arayıştır İslam'da. Hasılı maksat soyutlama için soyutlama değildir. Tabiatı daha iyi hissetmek ve dinlemek, onu söylemek, onun söylemek istediğini daha iyi anlamaktır soyutlama ve İslam sanatı. Bunun için kavramların yeniden yoklanması, tanımların yeniden yapılması gerekmektedir. Geldik şimdi metafizik bölümüne kaç sayfaymış? Güzel. Sezai Karakoç'a göre duyumcu tecrübi epistemoloji gerçekliği, yani burada metafizik açıdan değerlendirecek. Yani sanatın, İslam sanatının e, inançla ve metafizik unsurlarla ilişkisi. Duyumcu tecrübi epistemoloji gerçekliği hislerle algılanan dışsal dünyayı indirgedi. Varlığın sadece yatay boyutuyla ilgili kavram ve önermeleri birbirine bağladı. İşte mesele bu. Yani sen yatay boyutta kaldıkça ikili boyutta tek bir düzlemde ilerleyeceksin. İnançta, felsefede, sanatta, psikolojide, sosyolojide hep aynı kalacaksın. Ama İslam bu metafizik kurguyla beraber ne yapıyor? O yatay boyuta bir dikey boyut bir farkındalık, bir üçüncü boyut katıyor. Böylece ne oluyor? Varlığın sadece yatay boyutuyla ilgili kavramı, önermeleri birbirine bağlayan o indirgemeci anlayıştan sıyrılıyor. Fakat yatay boyutu dikey yani metafizik boyuta bağlamayı amaçlıyor. İslam sanatı. Böylece gerçekliğin anlamı sınırlandırılmamış oluyor. Tanrı gerçeklik kategorisinin dışında bırakılmamış oluyor. Bu süreç Tanrı'nın Dahası tüm ruhani gerçeklik alanlarının giderek gerçek olmayana indirgenmemesiyle sonuçlanıyor. Ama naturalist e, sanat felsefesinde bunun tersi var. Ne oluyor? E, bu süreç Tanrı'nın dahası tüm ruhani gerçeklik alanlarının giderek gerçek olmayana indirgenmesiyle sonuçlanıyor. Bu sürece dikkat çekici bir katkıda bulunan, Auguste Comte'nin üç hal kanunu metafiziği büyüye, sihre ve eski çağ kahinliğine indirgedi. Maksizm ise dini Comte'den ödünç aldığı pozitif halde mutlak nosyonlar elde etmenin imkansızlığını kabul eden insan aklının akıl yürütmeyi ve gözlemi çok iyi kullanarak kendini sadece fenomenlerin gerçek yasalarını yani onların değişmez art arda geliş ve benzerlik ilişkilerini keşfetmeye adamak için evrenin başlangıcını ve yönelimini aramaktan ve fenomenlerin örtük nedenlerini öğrenmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği görüşü çerçevesinde bir kalaba soktu. Bunlar hep yanlış sanat algıları. Üstelik bir de yansıma kuramı ile birlikte din büsbütün özsüz, gerçek varlığı olmayan bir kurum haline getirildi, diyor Sezai Karakoç. Bu yüzden Maksistler bir şeye yanlış demek yerine metafizik demeyi yeterli gördüler. Nasıl bir çarpık anlayış. Marksistler kadar bu kavrama yabancı olan kapitalistler ise bu konuda susarak komtecu ya da Marksçı anlayışı onayladıklarını üstün örtük olarak duyurdular. Onlar aynı materyalizm soluğunu soludukları için derin metafizik algıdan mahrumdurlar. Karakoç'a göre kapitalizm ile Marksizm düşün dünyasının Lorel ile Hardisi gibidir. Onlar bütün güçlerini birbirlerine zıttıklarından, birlikte bulunmalarından, kavga şeklinde de olsa diyaloglarından aldıkları için birbirlerinden ayrı olarak görülemezler. Onların meselesi insanın kurtuluşu değil, boşalacak zulüm tahtına kimin oturacağı kavgasıdır. Kapitalizm ile komünizmin verdiği savaş, açıkça eski taht kavgalarının şahıslar planında cereyan eden şeklinin ideolojiler ve devletler arası savaş biçimine bürünmesinden başka bir görüş, arz etmemektedir. Bu yüzden onların aralarında var gibi görünen kavga sahici bir kavga değildir, danışıklığı dövüş şeklindedir. Zira onlardan biri ölürse diğeri de ölür. Onlar ortaya çıktıkları coğrafyaların dışında tatlı bir kavga yürüterek kapitalizmin komünizmi, komünizmin kapitalizmi üretip beslemesini sağlarlar. Bir gün insanlık yaşayacak kadar ömrü olursa bu kirli oyunun sona erdiğini görecektir. Fakat ne yazık ki daha bir süre çağımız insanı bu zıt kardeşlerin ağlatılı güldürülerinde ya da güldürülü ağlatılarında rol oynayacaktır. Metafizik karşıtlığını söz gelimi David Hume şöyle ifade etmektedir. Elimize bir cilt, söz gelişi bir din, bilim ya da okul metafizik kitabı aldığımızda soralım. İçinde nicelik ve sayı üzerinde deneysel akıl yürütmeler mi var? Yok. Peki bu olgu sorunu varoluş üzerinde deneysel akıl yürütmeler o da yok. Atın öyleyse onu ateşe çünkü içinde safsata ve kuruntudan başka bir şey yoktur. Nasıl bir yani çaldı ve oynadı. Buna dair hiçbir delil sunmadı. Rönesans diyor Sezai Karakoç. Dünyanın zengin çerçevesini kılı kırk yararcasına araştırıp inceleme ruhu olarak yeni bir tavır alış getirdi. Evet ruh giderek çölleşmeye mahkum edildi. Çöl göründü ve çölün ucunda terör, çılgınlık ve soykurumlar karşılaşıldı. Karakoç diyor ki insan aklı fizik ötesi inancını yitirdiği için rasyonelite, absürdite kapılma gibi hayatın iç işleyişinin zorunluluklarına yani bu çelişkilerin keskin dişlerine takılıp kaldı. Bu süreç insanın kaybolması ve yeni bir insan altının alt bir insan türünün ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Ya Çağdaş insan şimdi tam bir öz öldürüm deneyiminde nesne iştahının artması kayganlaştırıyor düzlemi, kayıyor ayağı iyice, uçta derin yaralar, önü uçurum dipsiz. İşte metafizikten uzak sanat ve dünya algısı. Karakoç nasıl ki hayat fizik ötesinin İçinde ise fizik ötesi de hayat içindedir diyor. Hayat onunla yani Tanrı'nın çıkmaz, aşınmaz boyasıyla boyanmaktadır. Onun anlayışına göre metafizik temel bir kavram, bir ilke, anlayış ve görüştür. Metafizik, İslam uygarlığının temel ilkesi olan mutlaklık aleminin bu dünya penceresinden görülen manzarasıdır. Bizim metafiziğimiz diyor o, şah damarında Tanrı ve ahiret inançlarının kan gibi gürül gürül aktığı canlı bir metafizik. Bu metafizik anlayışında bu dünya aslında o dünya metnine bir çıkma ve bir dipnottur. Ama zihnimizde ve ruhumuzda bu dipnot, bu çıkma ana metinden hiç ayrılmaz. Bu dünyaya öteki dünyanın gölgesini ve iz düşümünü düşürmemiz onu küçültmez, aksine büyütür. Çünkü böylece o mutlaklıktan ne yapar? Bir soluk alır. Sezai Karakoç'a göre şuraya atladım ama bakayım önemli bir şey var mı? Tabi güzel yerler var mecbur atlıyorum bu kitabın hepsi satır satır okunmalı. Sezai Karakoç'a göre çağdaş metafizik anlayış bir uçurum kadar derin bir umutsuzlukla, bulun, umutsuzlukla bulunmuş bir cennet kadar muştulu bir dirilişin karşılaştığı kesin şafakta yani İslam Uygurların, uygarlığının ruh dirilişiyle yeniden doğacaktır. Din, uygarlık ve metafizik birbirinden kopmaz bağlarla kenetlenmiş, birbiriyle iç içe geçmiş, birbirinden ayrılmaz, somut bir hakikat bütünü, yaşantısı ve tarihidir. Dinle metafizik kucak kucağıdır. Hayatı metafize ve metafizi uygarlığa bitiştirmeliyiz. Hakikat inancı yani Tanrı'ya ve ahirete inanma insan ruhuna atılan ya da ekilen bir tohumdur. Bu metafizik hayat ve düş planında olduğu gibi düşünce ve sanat planında da absürtten realizme kadar tüm oluşlar ve paradokslar yelpazesini hesaba katan bir sistemi beraberinde getirecektir. Söz gelimi bu tohum ruha kök bağlayıp dal budak salınca İslam dışa vurur, topluma yayılınca da İslam toplumu ve milleti doğar. Tarih içinde uzayınca da hakikat medeniyeti yani İslam medeniyeti oluşur. Bu uygarlığın geçmişte iki uca doğru varyasyonları nasıl olmuşsa şimdi de ve gelecekte de olacaktır. Bir uçta muhyiddin Arabi varsa öbür uçta i̇bn Rüşd olacaktır. Bu uygarlık metafizik temeli anlaşılmadıkça bugün birçok batılı zihne olduğu gibi bundan sonra da birçoğuna kapalı kutu olarak kalacaktır. Evet her ne kadar fizik aleme fizik ötesi alem birbirinden ayrı alemler olarak anılsa da Tabii bir nesnenin Allah'ın sonsuz ve ifade edilemez olduğu anlayışını dile getirmek için bir araç olabileceği düşüncesi İslami bilincin temel dayanağını oluşturmaktadır. Karakoç'a göre metafizik asıldır, fizik ve tarihsel toplumsal realiteler onun fenomenal bir somutlaşmasıdır. Bu somutlaşmayı anlayabilmek için metafizik aslı bilmek gerekmektedir. Fizik içinde metafizik olanı görünür kılmak ve fiziği, metafiziği ifade eder duruma yükseltmek son derece önemlidir. Özellikle İslam sanatı için. Nispi varlıklar yok sayılmamalı. Tam yerine yani tali ve bağımlı olduğu yere oturtulmalı. Yani onlara layık olduğu ölçüde değer verilmelidir. Bir varlık ya da bilgi kendi başına değil de, daha ziyade her şeyin zorunlu olarak kendisine dayandığı, değişmez bir üstün hakikati yansıttığı ve kendi özel tarzında ve bir düzen içinde ifade ve temsil ettiği ölçüde saygı duyulmaya değerdir. Son paragraf ama biraz uzunca bir paragraf. İslami kavrayış olgu ve olayları natay, yatay nedensellik ilkesiyle birlikte hatta daha ağırlıklı olarak dikey nedensellik ilkesi bağlamında yorumlar. Bu dikey nedensellik anlayışında sebeplik, salt somut bir etki tepki ilişkisinden çok beraberinde inayet, lütuf, ihsan, kerem boyutları da olan yaratma eylemi olarak anlaşılır. Yarattıkların, yaratıkların ve yaratmanın gerçekleşmesinde hakkın dilemesi ve meşiyetiyle olan bir şeydir. Mümkünlerin mahiyeti üzerine varoluş soluğunun üfürülmesiyle alem hatta esasız alemler vücut bulur. Her şey yeni bir yaratılış içindedir ve yaratılışta Tekrar yoktur. Varlık Allah'ın ve onun yeryüzündeki halifesi insanın her an yenisi, gerçekleşen her yeni eyleminde tekrar tekrar esneklik ve hayat bulur. Kısaca yaratma her düzeyde eşsiz, örneksiz bir mükemmellik içinde gerçekleşir. Yaratma faaliyeti insanın ölümsüzlük ihtiyacıyla yakından ilgilidir. İnsanın dünyada daima güzeli araması ve onunla birlikte olma arzusu dünyevi varlık düzeyinde sonsuzu arama özlemini yansıtır. Değil mi ki tarihin de tabiatın da sahibi Tanrı'dır? Ve değil mi ki ne tarafa dönersek dönerim Allah'ın yüzü oradadır? Bunlar hep ayetlere işaret. O zaman çevremizde gördüğümüz her bir şey bir hakikat olarak idrakimizi hakka açan bir kapı görevi görecektir. Bu da birçok gene ifadeye referans da bulunuyor. Çevremizde gördüğümüz her şey Allah'ın ilim, irade ve kudretinin algı ve idrakımıza açılan tecellileri ile doludur alemde bulunan her şey nihai anlamda onun bir ayeti, Allah'ın bir kelimesi veya ona işaret eden bir belge, bir göstergedir. Onlar sağladıkları ekonomik ya da toplumsal fayda açısından değer kazanmıyor. Hakka yani madde madde oluşu açısından fayda sağladığı pragmatik olduğundan dolayı değil, hakka işaret edici tarafıyla bir değer kazanıyor. Bu bakımdan olgu ve olaylar dünyasında gördüğümüz her şey İslami metafizik telakkide Allah'ın kudret, lütuf ve inayetinin bir alameti olarak karşımıza çıkıyor. Zira Hakk'a, hakaikin her tür ve düzeydeki varoluş tarzı ve tecellileriyle maddi ve ruhani dünyalar bize bakan ucundan özellikle iç ve dış dünyada gördüğümüz her bir şeyden doğrudan tanık olduğumuz nesne, durum ve olaylar üzerinden açılmak durumundayız. Hakk'a böyle açılacağız. Yani hakikatler bir yerde bir, bir ve bir şekilde idrakımızı Allah'ın hazretleriyle, hazretiyle yani o hazır nazır oluşuyla buluşturmada bir tür atlama taşı görevi görür. İslam sanatı da bunu yansıtıyor. Bu anlayış ve idraka göre büyük sanatkarın sunu sanatı olan alem bir temaşa sahnesidir. Başka bir açıdan bakıldığında bu idrak ve anlayış bizden olgu ve olayları hem yukarıdan aşağıya dikey yani Allah'tan aleme eserden Müesirden müessirden esere, Allah'tan aleme hem de aşağıdan yukarıya eserden müessire e, ne olur? Yani alemden Allah'a giden bir kavrayışla görmemiz, anlamamız, algılamamız ve daha özel bir anlamda temaşa etmemiz gerektiğini telkin eder. Burada yani birçok tabi kelami e, İslami literatüre delile de işaret etti. Müellif işte eserden müessire eser, müessirden esere burhanı inni ve limmiye işaretler etti. Sonuç olarak bu anlayışta yatay nedensellik ilkesine bağlı kalmanın gerektirdiği bir sonuç olan olgu değer ayrımı olmadığı için tanık olduğumuz, gözlemlediğimiz gerçekliklerden hakka yükselebiliriz. Yani İslam sanatı ne yapar? Bizi hakka hakikata götürür. Tabi burada bazen hani sanatı edebiyata kayıyorsun bu senenin alan bu senin alanın mı şeklinde bir soru akla gelebilir. burada şunu unutmayalım. İslam bir dünya görüşü sunar. İslam'da bir İslam sanatı vardır. İslam sanatı felsefesi vardır. Ben, çok, ben daha çok olaya o açıdan yaklaşıyorum. Zaten izleyenler bunu fark edecektir. Bunlarla alakalı da bir takım okumalarımız elbette elhamdülillah vardı. Elhamdülillah. Elhamdülillah.